15 Temmuz şehitleri bugünleri hak etmedi. Öyle garip bir ülkede yaşar hale geldik ki biz artık Türkiye'nin nasıl soyulduğunu bir mafya liderinden, mafya babasından öğrenir hale geldik. Ben utanıyorum. Şu anda gerçek FETÖ'cülerle mücadele etmek yerine malum zihniyet sözde FETÖ'cülerle mücadele ediyor. Hala gerçek FETÖ'cülerle bu ülke hesaplaşabilmiş değil. 15 Temmuz şehitlerinin anma ve Milli Birlik Günü'ydü. Biz şehitlikte sabah Sayın Valimizle birlikte etkinlikleri gerçekleştirdik. Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Sonra şehitlikleri ilim protokolüyle birlikte ayrı ayrı ziyaret ettik. Ve şehitlerimize şükranlarımızı sunduk. Onlar için dualarımızı ettik. Akşam benim soğuk algınlığından dolayı sesim kısık olduğu için valilik önünde düzenlenen etkinliğe ben katılamadım. Sayın Valimize de bu konuda bilgi vermek suretiyle. Belediye Başkan Yardımcımız ve basın sözcümüz beni temsilen katıldı. Ancak tabii orada yapılan konuşmaları duyunca bazılarına çok çok üzüldüm. Öncelikle Sayın Başkan Yardımcımız Rasim Bey'in yaptığı konuşmayı izledim baştan sona. 10 numara bir konuşma olduğunu her satırının altına imzamı attığımı söylüyorum burada. Orada Rasim Bey'in konuşmasını yuhlayan birkaç meczubu kınıyorum. Onlara bunu yaptıranları da kınıyorum. Yani Rasim Bey neden bahsediyor? 30 yıl öncesinde bu cemaat tosuncuklarının, terör örgütü üyelerinin bir gün general seviyesine gelip Cumhuriyet'e kastedeceğini, ülkemize kastedeceğini söyleyen Uğur Mumcu'yu andığı için FETÖ terör örgütünün tehlikesini görüp 20 yıl önce uyaran Necip Ablemitoğlu'nu andığı için birkaç meczubun yuhlamasını ben anlamıyorum. Daha doğrusu anlıyorum da kınıyorum. Dün gece gelenek değişmedi. Her zaman olduğu gibi sonradan partisini değiştiren AK Parti milletvekili Arzu Aydın hanımefendinin konuşmasını üzüntüyle takip ettim bir bölümünü. Şimdi çıkıyorsun oraya Milli Birlik Günü diyorsun. Arkasından çıkıyorsun. Ertesi gün belediyenin düzenlediği konseri aklınca eleştiriyorsun. Sayın milletvekilimiz maalesef 15 Temmuz'un ne olduğunu tam olarak kavrayamamış. Evet 15 Temmuz günü bu ülkeyi savunmak için milyonlarca vatandaşımız sokağa indi. Dünya görüşü, siyasal görüşleri birbirinden farklı olan Türk milletinin bütün fertlerini kastediyorum. Ve bu hainleri durdurdular. Ülkemiz savundular. Türkiye'nin yeni bir darbe girişimine, darbeye maruz kalmasını hep birlikte engellediler. Ve orada 251 vatandaşımız şehit oldu. Ama aynı zamanda biz o gece bir zafer kazandık. Bir demokrasi zaferi kazandık. Evet şehitlerimiz anılmalı. Hepsini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ancak bu zafer sonrasında kutlanmalı da. Şimdi cenaze evinin önünde eğlenmeye çalışanlara benzetmiş bu akşamki konsere katılmaya hazırlanan vatandaşlarımız. Çok açık bir şekilde kınıyorum. 15 Temmuz'da biz bir zafer kazandık Türk milleti olarak. Önce onu anlaması lazım. 30 Ağustos. 30 Ağustos zaferi bir zaferdi. Yüz binlerce askerimiz şehit oldu. Ama biz 30 Ağustos'u bugün zafer olarak kutluyoruz. Şehitlerimize rahmetle anıyoruz. 15 Temmuz da buna benziyor. Evet şehitlerimizi rahmetle, minnetle anacağız. Gazilerimize şükranlarımızı sunacağız. Ama aynı zamanda bu zaferi kutlayarak da taçlandıracağız. Şimdi tabii 17 Temmuz Atatürk'ün Bolu'ya geliş yıl dönümü. Biz konseri 17 Temmuz'da yapmayı planlamıştık ama uygun olmadı görüştüğümüz sanatçılar. Bunu 16 Temmuz'da gerçekleştirelim dedik.
15 Temmuz'da şehitlerimizi ve gazilerimizi analım. 16 Temmuz'da da, yani bir gün sonra da 15 Temmuz zaferini kutlayalım istedik Bolu halkı olarak. Bir amacı da bu. Sadece Atatürk'ün Bolu'ya gelişi değil. O yüzden Sayın Milletvekilinin bugünkü konsere gelmeye hazırlanan vatandaşlarımızı, cenaze evinin önünde oynayan, eğlenen insanlara benzetmesini ben şiddetle kınıyorum. Kendisini ayıplıyorum. Hiç yakıştıramıyorum. Bu konuda çıkıp kamuoyundan özür dilemesini bekliyorum. Ayrıca biz komşusunun evinde cenaze varken eğlenen zihniyetten hiç olmadık. Bunu hatırlatmak istiyorum. Komşusu aç yatarken tok yatanlardan da olmadık. Hele hele özde değil, sözde milliyetçi hiç olmadık. Ben milliyetçilik anlayışımı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne yazdım. Bana sözde milliyetçi lafı söylenebilecek en büyük hakaret. Sözde milliyetçilerin biz kimler olduğunu biliyoruz. Sözde milliyetçiler terör örgütüyle masaya oturanlardır zamanında. Sözde milliyetçiler 15 Temmuz'da bu hain kalkışmayı gerçekleştirenlere yıllarca her türlü konuda destek verenlerdir. Biz milliyetçilik anlayışımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne yazmış insanlarız. Biz milliyetçilik anlayışımızı Afyon tarlalarına, beş parmak dağlarına yazmış insanlarız. Biz onları temsilen burada bulunuyoruz. Terör örgütleriyle masaya oturup pazarlık eden, kirli pazarlıklar eden zihniyetten değiliz biz. Terör örgütü üyeleri için sözde çadır mahkemeleri kuranlardan hiç değiliz. Bu darbe girişimini gerçekleştiren hainlerin yıllarca devlette kadrolaşmasına sebebiyet veren, orduya, polise sızmasına sebebiyet verenlerden asla değiliz. Dolayısıyla sözde milliyetçilerden bahsedeceksen bunlardan bahsedeceksin. Özü sözü bir Tanju Özcan'ı ilçe başkanı iken aynı şeyleri söyleyen, il başkanı iken aynı şeyleri söyleyen, milletvekili iken aynı şeyleri söyleyen, belediye başkanı iken aynı şeyleri söyleyen, terör örgütü ve uzantılarına asla yüz vermeyen sen Tanju Özcan'a sözde milliyetçi diyemezsin. Haddini bileceksin. Sen sözde milliyetçi tabirini kullanacaksan kimler için kullanman gerektiğini iyi bileceksin. Sözde milliyetçi görmek istiyorsan aynaya bakacaksın. Benim resmime baktığında, beni gördüğünde benden sözde milliyetçi çıkmaz. Yani şaptan ne kadar şeker olursa Arzu Aydın hanımefendiden de o kadar milliyetçi olur. Çok açık olarak söylüyorum. Her 15 Temmuz etkinliğinde birilerini provoke ediyor. Birilerini provoke ediyor. Ötekileştiriyor. Milli Birlik Günü. Ya arkadaşlar, bütün Türkiye'de eş güdümlü olarak her türlü siyasal ve dünya görüşüne sahip olan insanlar bu hainlere karşı bu ülkeyi korumadı mı? Korumadı mı? Orada şehit olanlar arasında İmam Hatip Lisesi mezunu gençlerimiz vardı. Orada şehit olanlar arasında halk evci gençler vardı. Orada şehit olanlar içinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri vardı. AK Parti üyeleri, MHP üyeleri vardı. Her kesimden insanlar vardı. Ama şunu da söylüyorum. 15 Temmuz'da nutuklar atanlar şunu iyi bilsinler. Maalesef 15 Temmuz'da bu ülke için canını veren şehitlerimizin şu anda kemikleri sızlıyor. Şu anda gerçek FETÖ'cülerle mücadele etmek yerine malum zihniyet sözde FETÖ'cülerle mücadele ediyor. Hala gerçek FETÖ'cülerle bu ülke hesaplaşabilmiş değil. Öyle garip bir ülkede yaşar hale geldik ki biz artık Türkiye'nin nasıl soyulduğunu bir mafya liderinden,
mafya babasından öğrenir hale geldik. Ben utanıyorum. 15 Temmuz şehitleri bugünleri hak etmedi. 15 Temmuz şehitleri bugünleri hak etmedi. Tekrar söylüyorum. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Maalesef bu 15 Temmuz'a zemin hazırlayanlar da o zihniyetin temsilcisi, dün akşam konuşurken 15 Temmuz'a zemin hazırlayan zihniyetin ürünü olduğunu da unutmuşa benziyor. Arkadaşlar, dün akşam birkaç kişi tarafından yuhlanan belediye başkan yardımcımız ve bizim ekibimizdeki arkadaşların hiçbiri Fethullahçı terör örgütüyle hiçbir zaman yan yana gelmedi. Hiçbir zaman devlette onların kadrolaşmalarına izin vermedi. Tam tersi, bakın bunlar çok tehlikeli işler yapıyorlar. Ülkenin başına bela olacak diyenlerdeniz biz. Sen şimdi bunları unutmuş gibi, beraber olimpiyatlar düzenlediklerini unutmuş gibi, beraber yürüdük biz bu yollarda şarkılarını söylediklerini unutmuş gibi, 2010 referandumunda yetmez ama evetçilerle, ki onlar da terör örgütünün unsurlarıydı, birlikte kapı kapı dolaşıp evet deyin diyen, ortak seçim çalışması yürütenler de bunlardı. Ama öyle bir noktaya geldi ki bu gafiller neredeyse 15 Temmuz hain darbe girişiminin sorumlusu olarak bizi gösterecekler. O noktaya geldi. Terör örgütleriyle masaya oturdular. Çirkin pazarlıklar yaptılar. Bizi PKK'lılarla yan yana durmakta suçladılar. FETÖ'cülerle yıllarca el ele yürüdüler. Şimdi bizim zihniyetimizdeki insanları FETÖ'cülerle aynı kefeye koymaya çalışıyorlar. Stratejik ortağı dediği Amerika'nın beslemesi olan FETÖ hala Amerika'da yaşıyor. Hala Amerikan başkanından söz ederken stratejik ortak diye bahsediliyor bu ülkede. Sonra geliyor bana sözde milliyetçi diyor. Sözde milliyetçi olan il başkanı iken Amerikan büyükelçisini, siz terör örgütlerine destek veriyorsunuz. Terör örgütlerine destek verdiğiniz sürece ben sizle görüşmem diyen Tanju Özcan. Daha yakın zamanda Amerikan Başkonsolosu belediye başkanı sıfatıyla benden randevu istediğinde sen önce terör örgütlerine desteği Amerika olarak kes. Terör örgütü liderini Türkiye'ye iade et. Türkiye'ye yaptırım tehditlerini ortadan kaldır. Bu ülkenin birliğini bütünlüğünü temsil eden Cumhurbaşkanı'ndan özür dile. Ondan sonra ben seninle görüşürüm diyen zihniyetiz biz. Dolayısıyla hanımefendi bunları unutmuşa benziyor konuşmasında. Asıl dert Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin anılmasından duyulan rahatsızlık. Asıl dert bu. Açık olarak söylüyorum. Atatürk'ü bu toplumu unutturmaya çalışıyorlar. İşte ama her yaşadığımız olaydan sonra Atatürk'ün değerini ve önemini anlıyoruz. 15 Temmuz'dan sonra AK Parti binasına tarihinde ilk kez Atatürk resmi astılar. Atatürk'ün ne kadar büyük, öngörülü bir lider olduğunu o zaman anladılar. Ama gene kısa sürede unuttular. Gene kısa sürede unuttular. Allah bu tür kötü olaylarla Atatürk'ü bize anımsatmayı nasip etmesin. İyi olaylarla Mustafa Kemal Atatürk'ü biz anmak ve hatırlamak istiyoruz. Kazandığı zaferlerle, kurduğu cumhuriyetle. Ama hala gün olmuş, kazık yedikleri, kandırıldıkları, FETÖ'cülerin uzantıları geçmişi hatırlattı diye benim başkan yardımcımı yuhlamayı yuhlatmaya çalıştı. Bunları açık ve net bir şekilde söylüyorum. Hain darbe girişimine, şunu da hiç kıvırmadan söyleyeceğim. Kalkışan FETÖ hem Amerika'nın beslemesiydi hem de maalesef AK Parti'nin beslemesiydi.
Kandırıldıklarını ne zaman anladılar? Araları bozulunca anladılar. Dolayısıyla ama hala da bana göre kandırılmaya devam ediyorlar. Sadece kandıranlar değişiyor. Sayın Vekilim, bu konulara gireceğine dün bir basın toplantısı söyledim. Bir basın toplantısı yaptım. Dedim ki, Sayın Cumhurbaşkanı'nı 19 yıldır kandırıyorlar dedim. Sayın Cumhurbaşkanı Bolu Dağı tünelini, şu anki tüneli bizim patates deposu yapmaya çalıştığımızı zannediyor hala. Gidin sizde biraz yürek varsa, Bolu milletvekili olarak, Sayın Cumhurbaşkanım sizi yıllardır kandırmışlar. O tünel, o tünel değildi. Böyle şeylerle insanların karşısına gelin. Şimdi Arzu Hanım'ı ben bu akşam konsere davet ediyorum. Bu akşam oraya gelecek olan insanların yüzüne nasıl bakacağını da merak ediyorum. Eğer özür dilemezse. Tekrar ediyorum. Biz hem Atatürk'ün Bolu'ya gelişini kutluyoruz. Hem de hain terör örgütünün darbe girişimine karşı kazanılan Türk milletinin zaferini kutluyoruz. Bu konserlerin, bu tür etkinliklerin amacı budur. O gün hayatını kaybeden şehitlerimizi tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. O gün direnen milyonlarca vatandaşımızı, Türk milletinin fertlerini yürekten kutluyorum.